Su içmek için dışarı çıktığımda köyün karşısında bir karartı gördüm. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Az kaldı yakalayacağım. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz, ben iyiyim, umarım sizler de iyisinizdir. Günlük kart fırtınasıya başladık arkadaşlar. Bakalım nasıl kapatacağız. Gördüğünüz gibi arkadan bayağı bir kar fırtınası geliyor, işler kötü. Kar koyunlar da geri çevirdi. Şu aşağı gideceklerdi yalnız. Fırtına vurunca yüzlerine geri döndüler hepsi. Fırtına koyunlar toplayıp götürdü. Hala götürüyor. Geri çevirmem lazım ama yüzlerine kar vurduğu için geri de dönmüyorlar. Öyle kafalarını alıp yüzüyorlar. Yani bazı yunsuz koyunlar var, yünleri döşüldü, onlar için sıkıntı. Tıs. İyice şiddetini arttırdın. Ben de koyunların arasında böyle çökeyim biraz. Burası biraz daha iyi. Yine bayağı bir soğuk var. Özellikle bu yunsuz koyunlar ne yapacağı belli değil. Böyle devam ederse onlar için sıkıntı. Sabah sabah böyle başladı ya. Bizim çilelerimiz de böyle. Yani bazen insan neredeyse isyan etmeye geliyor ama tabi isyan etmiyorum. Bu zamanda bu kadar soğuk olmak çok şaşırtıcı ya. İklimler de değişti gerçekten. Çok soğuk, çok. Koyunları şu sırtın arkasını aşırmayı düşünüyorum. Gelirlerse eğer. Ora biraz daha sakinli belki. O kadar şiddet var ki hayvan gelmiyor bile. Gel bir yorumu oynatmam lazım. Vay 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 vay. Ne oluyor ya? Böyle hareket kalırlarsa da ölebilir arkadaşlar. Nerede hareket ederlerse o kadar iyi aslında. Taç! Sırtın arkasına, sırtın arkasına. Taç! Hadi! Şanım olsun, hadi önüme! Küçük kuzular da var birkaç tane içinde. Sabah kaçmışlar. Yani bu kadar mı yağar ya? Fırtına resmen. Taç! Allah'ım inşallah. Biz hayatımız olmaz ama çok kötü. Düşmek istemiyorum. Çünkü bu iyice şiddetini arttırdı ve soğuk. Çeto, zavallı Çeto. Sen de mahvoldun. Al su sırtı aş oğlum. Seni yüzüne vuruyor. Teş. Sırtı aşın. Kışın böyle kar yağmadı ya. Böyle bir tipi yoktu yani. Acayip tipi var. Güneş değilse buradan iyidir. İnşallah daha devam etmez bu ya. Of, burada bekler. Bugün de biraz daha sanki iyi gibi. Daha az rüzgar alıyor. Ama kar ya aşağı öyle devam. Bu rüzgar burada biraz kesildi. Yalnız kar yine iyice arttı. Şöyle biraz daha bir alçak bölgeye geldim. Burada hiç değilse rüzgar kesildi. Ama 2 dakikada ortalığı bembeyaz etti ya. Mahsun sürünün öncülüğünü yapıyor. Mahsun! Mahsun! Yavaş oğlum! Aslan parçası. Hava açtı arkadaşlar. Biraz önce burada fırtına vardı. Donuyorduk soğuktan. Ama şu anda mükemmel bir hava var. Yüksekler biraz kar tuttu ama bu güneş de onlar da gider. Şimdi kuzuların yerini bastıracağız. Kuzuları için sabah götürmemişiz yoksa donarlardı. Bayağı da acıtılar. Yeah.
Hadi keşke gidiyoruz. Şimdi çeşit alalım arkadaşlar. Keşke gitsin. Dur bakayım dur. Haydi oğlum. Haydi lan. Haydi aslan parçası. Bizden önce gidip sürüyoruz. Arkadaşlar köpekler kurdu yine sıvıştırdılar. Öğleden sonra. Haydi oğlum. Az kaldı yakalayacak. Az kaldı yakalayacak. Az kaldı oğlum. Keşke arkadan gidiyor arkadaşlar. Sıvıştırdılar. Öğleden sonra. Haydi oğlum. Az kaldı yakalayacak. Az kaldı yakalayacak. Az kaldı oğlum. Keşke arkadan gidiyor arkadaşlar. Sürü yanında gelen kurdu çıkarttılar. Keşke getirmem çok iyi bir karar olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Öğlen sonra babamın yanına geldim. Şu anda köye yeni geldiğimiz için köyde bayağı bir kurt var. Her evden kurt çıkıyor. Kurt sayısı çok aşırı fazla. Artık bundan sonra bozuk ve keş her zaman sürüde olacak. İyi işi getirmişim. Yoksa bakın ben şuradaydım, buraya geldim. Köpeklerin kovaladığını gördüm. Yani köpek olmasa sürüye dalıyor, hiç affetmez. Çok aşırı açlar kurtlar. Bir de öyle kurt kalabalığı var ki arkadaşlar, tepenin arkasına git kurtla karşılaşıyorsun ya. Acayip kurtlar bu sene. Bir de bahar ya, artık yavrularına yemek mi götürmek zorundalar, neyse. Aşırı derecede bir kurt var. Allah'tan köpekler önüne katta götürdüler ya. Keş de bozuk 2 gün önce kurt kovaladı. Keş orada hamlandı. Sürünün yanına getirirken bile zor geldi böyle. Sırtı bile zor çıktı çünkü köpek hamlandı. Uzun mesafe gitti, ağır bir köpek. Ama yine bu şekilde kurdu çok yormuşlardı, köpekler de yormuşlardı yalnız. Kurt da yorulmuştu ama köpekler de yormuşlardı. Kurdu nasıl çıkarttılar biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın köpekler bu sırtı açtı. Buradan gittiler, izleri dolaştırdılar. Bu aşağı çukurlar var, çukurlara indiler. Ondan sonra kurt önüne kattılar. Ben de gittim ki sürüyü çevireyim. Bir baktım kurt bana doğru koşuyor ya. Önden sürüyü de alacak zannettim. Bir baktım peşinde köpekler. Köpekler alttan çıkarmışlar kurdu sürüyün yanına. İşte böyle böyle uzaklaştırıyor. Yani şu anda bakın köyde sadece bizim köpekler karşımda kurtları kovalıyor. Onlar da elinden geleni yapıyorlar. İki aslan da sürüyü özetliyor. Gerçek dağların aslanları görüyoruz arkadaşlar. Sürekli etrafı kolaçan gidiyorlar. Radar gibiler aynı zaten. Su içmek için dışarı çıktığımda köyün karşısında bir karartı gördüm. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Ama bayağı bir uzak. Ve neredeyse akşam oldu. Güneş batmaya yüz tuttu. Bütün sürüler de eve geldi. Buradaki karartı ne? Ayı mı geldi acaba köye doğru yine? Onu bilemiyorum. Bir de çok hareketli. Anlayamadım ya. Bir karartı var. Var ama ne? Bakın. Şu anda orada hareket ediyor. Ürkütmeden arkadan yanaşmayı deneyeceğim. Şu anda köydeyim. Koyunları eve getirdim. Bu bir koyun. Bu bir koyun. Tek bir koyun. Ne işi var burada ya? Acaba kurt birisinin sürüsüne daldı onu mu? Getirdi buraya kadar. Ürküttü. Bu bir koyun evet. Çok da tuhaf hareketleri var. Çok korkmuş gibi.
Mesela bazen kurt sürüye daldığı zaman bir tane iki tane böyle korkutuyor arkadaşlar. Bunlar sürüye de dönmüyorlar. Kaçıp gidiyorlar. Çok da ünlü bir oyun. Sanki arkasında da kırmızı boya var. Bizim boyamız arkadan mavi boya. Köyümüz de burada. Koyunu buraya doğru getireceğim. Bir tek bir koyunun böyle hareketler yapması çok tuhaf. Acaba birisinin sürüsünü bölündü kurt. Böldü, kırmaya, boğmaya çalışıyor. Anlamadım, gitti. Ama bunun yürüyüşünde bir tuhaflık var arkadaşlar. Bakın, dikkatini çektiyse. Bize de bakıyor sürekli. Sanki deli gibi yürüyor. Deli baş hastalığına yakalanan hayvanlar gibi. Yani nereye gittiğini bilmiyor. Kafaya göre gidiyor. Hiçbir şey umurunda değil. Bunu görmesek akşam bunu kurtlar hallederdi. Kafaya almış, öyle gidiyor. Önünü çevireyim. Bunu köye getirmem lazım. Yürüyüşü bir tuhaf ya. Bakın arkasında sanki kırmızı boya mı var gibi. Köyümüzde böyle bir boya yok. Oo. Bunda bir sıkıntı var. Çünkü hiç önüne falan bakmıyor. Bunu acilen yakalamam lazım. Koyun bu arkadaşlar. Dü. Çok korkmuş. Dü. Bir gözü kör. Ta şu sırtta onu gördüm. Şşt, alo. Buraya kadar getirdim. Ve bizim koyunumuz değil. Bakın arkasında kırmızı bir boya var. Bizim boyamız mavi. Kimin koyunu acaba? Dur bakalım. Ve şimdi nereden geçireceğiz? Hiç bakmıyoruz. Kimin koyunu acaba? Yan sürülerin desen değil. Bizim köyde böyle koyun yok. Bunu götürüp şimdi ahıra atalım. Yan köylere haber salalım. Bakalım acaba kimin koyunu. Geç. Hadi bakalım. Bil. Bakın gözü gördüğünüz gibi. Bir gözü görüyor. Dur bak. Dur. Ama diğer gözü. Diğer gözü puslu. Görmüyor yani. Hadi geç bakalım. Drone bir kere daha hayat kurtardı. Yoksa bu koyunu kurt yerde. Öğleden sonra oldu ve kar yağışına devam ediyor. Bahar resmen buraya yeniden geliyor. Bahar da değil, kış. Çiçekler bile şaşkın. Onlar açmışken üzerlerine kar yağıyor. Kar yine fena şiddetlendi. Göz gözü görmemeye başladı. Ben üzerimi değişip yemek yiyip geldim buraya. Babam sürünün önündeydi. Öyle güzel güne çıkmıştı ki biraz önce. Ben gelince yine kar yağmaya devam ediyor. Önde şansım böyle. Sürekli ben geldiğim zaman kar yağıyor. Bakın şimdi fırtına çıktı. Mükemmel bir manzara. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Burası dar bir geçit arkadaşlar. Sular bile coşmaya başladı. Demek ki yukarılara daha çok yağıyor. Hoppala, atlayalım senin içine biraz, yüzelim. Süt gibi su akıyor, çok temiz. Koyunlar bana doğru gelmeye başladılar. Tipi iyice vurdu, bir araya toplanacaklar herhalde. Mahsun, sonumuz ne olacak oğlum? Gel. Mahsun gel. Gel Mahsun gel, işler kötü, gel. Mahvolduk oğlum ya. Oo. Gökte acayip gürülüyor ya.
Mahsun işler sıkıntılı Mahsun. Durumlar kötü. Uzakta sürüyor. Şu anda kar yağmıyor. Resmen buz yağıyor arkadaşlar. Bakın üzerimde de var. Buz gibi yağıyor. Durumlar iyice kritikleşmeye başladı. Şu anda daha net görüyorsunuz. Kar değil, buz. O kadar hava soğuk ki. Kar bile şaşırdı. Sabahki daha iyiydi ya. Sabahkinin Allah'ı var. Şu andaki daha kötü. Basın gel oğlum gel. Şimdi ben yanına ayrılma ya. Su durumda kötü. Sabahki işte lapa lapa yağıyordu. Şu anki ise buz şeklinde. Şu anda Mayıs ayının sonlarındayız ve tipiye yakalandık. Gerçekten çok şaşırtıcı. İklimler bile değişmiş. Sabah günlük güneşlikken kuzular da bıraktık. Bu hayvanlar da burada bayağı bir üşüdüler. Sonra birden kar fırtınası bastırdı. Şu anda belki de güneş açacak gibi. Ama öyle bir kar yağıyor ki güneşin hiçbir etkisi kalmıyor. Koyunlar buraya toplandılar. Şimdi koyunları buradan kaldıracağım. Ne kadar hareket ederlerse donup ölme riskleri o kadar azalır. Hareket etmeyip böyle bir yerde kalırlarsa ya kuzulara donarlar ya da yünsüz koyunlar var. Birkaç tanesinin yünü dökülmüş. Mesela şu koyun. Bu koyun donar mesela. Ne yapması lazım? Sürekli dolaşması lazım koyunun. Bakın bu koyun böyle aşağılara saklanıyor. Donabilir. Yününü atmış. Yavaştan yavaşa sürüyü kaldırdım. İleri doğru süreceğim. Bu yünsüz koyunların bol bol gezmesi lazım. Bir de kuzular çok ufak. Onların da dolaşması lazım. Kuzular da şaşkın, koyunlar da şaşkınlar. Biz de şaşkınız. Bakalım hakkımız daha hayırlısı. Yani sürüyü bir dolaştıralım bakalım acaba ölen kalan var mı? Ne kadar dolaşırlarsa onlar için o kadar avantaj. Dolaştıkları zaman bakın sirkeleniyorlar ve üzerindeki karları atıyorlar. Aşağı yukarı sürdüğünün %50'si bunu yaptı. Hadi koçum sirkelen. Sirkelenmedi. Haydi. Babamı aradım arkadaşlar. Benim eve geliyoruz. Çabuk siz de yardıma gelin. Kuzuları ayıralım. Koyunlar yine otlamaya devam etsin. Yalnız kuzular çok kritik. Bakın böyle ufak kuzular var zavallılar. Masum. Masum görev sana düşüyor. Hadi gel. Brrr. Hadi eve gidiyoruz. Hadi toplanın. Brrr. Brrr. Nasıl kaçıyorlar kerataralar. Brrr. Hadi eve. Hadi bakalım. Gelin. Bugün mahvolduk. Gelin. Özellikle de kuzucuklar. Ve Masum Bey siz de biraz mahvolmuş gibisiniz. Brrr. Hemen eve gitmeliyiz ya. Bu işin sonu iyi değil. Masum sürüyü aldı eve doğru gidiyor. Yolu biliyor kerata ya. Keyifler yerinde şu anda. Zaten bir öğlen falan olmadı. Burada kaldırdık. Bir yanda suyumuz kaynıyor. Şimdi çay yaparız. Elbiselerimizi de buraya koyduk. Bayağı bir ıslandı çünkü. Kendimize geliriz belki. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.